Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konulu toplantısından yine federal çözüm çağrısı çıktı. Konseyin açıklamasında taraflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli ifadeleri kullanıldı. Kıbrıs'ta egemen eşit iki devletli çözüm çağrılarını görmezden gelen ve federasyon çözümsüzlüğünde ısrar eden Birleşmiş Milletler'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York temsilcisi Mehmet Dana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin açıklamasının adadaki mevcut gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti. Kıbrıs'ta eşit egemen iki devletli çözümden başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı. Açıklama Kıbrıs'ta tek çözüm çerçevesi olan kapsamlı bir şekilde tüketilmiş ve kategorik olarak başarısızlığa uğramış olan federal formülü tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Konseyin bu yaklaşımı Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir. Bu vahim adaletsizlik konsey tarafından tatmin edici bir şekilde ele alınmadığı sürece konseyin Kıbrıs konusuna ilişkin iddia ettiği tarafsız yaklaşımının ikna edici olması veya herhangi bir olumlu sonuç doğurması mümkün değildir. Özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teyidi adadaki iki taraf arasında işbirliği zemininde bir anlaşmanın yolunu açacak resmi bir müzakere sürecinin başlayabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için bir gerekliliktir. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler'in federal çözüm çağrısının tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptığı basın açıklaması hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını tümüyle destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü görülmektedir. Federal çözüm hedefinin artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığını gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir. Kıbrıs'ta varılacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün adadaki iki halkın iradesini yansıtması gerektiğini üçüncü taraflarca empoze edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.